Merhaba değerli arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Şimdi şöyle bir toparladıktan sonra, şimdi arkadaşlar 3 tane tespihim var. 3 tespihim de bir kişiye ait. Şimdi önce şöyle Y19'la başlayalım. Y19'umuz cilasız. Cilasız bir tespih. Şöyle detaylarına bakalım. Şimdi Y19'umuz palafiren yapıldı. Şöyle güzel bir palafiren yapıldı. Kırık imame yapıldı. Kalın delik yapıldı. Gerçekten çok güzel. Cilasız zaten. Duraklar şöyle 8'de galiba. Şimdi ölçüsüne bakıyoruz. 9'a 11 düz ağızlı yumurta cilasız Y19 malzeme. Cilasızın hissiyatı gerçekten çok güzel. Şimdi abimiz bunu emek verecek. Kendi parlatacak. Normal cilalanmış hale getirecek elinin yağıyla ve elinin emeğiyle. Harika. Çıtır çıtır. Şimdi bu donuk renk nasıl canlı bir renge dönüşecek? Abi inşallah onların da videosunu bizimle paylaşır. Hemen şöyle bırakalım. Bu 3 tespih bir abimize ait. Şöyle. Şimdi bir tane daha göstereceğim. Bu da ne derler ona, hemen ölçüsüne bakıyorum. Cilasız ile 11'e 13 M14 arkadaşlar. M14 cilasız palafiren. Şöyle bakın, cilasız palafiren. Tabi bu malzemelerin hepsi de işçiliği hassas işçilik arkadaşlar. Model bizim modelimiz ama işçilik Mehmet Çerçi'ye ait arkadaşlar. Şu göstereceğim 3 tespihin de aynen öyle. İşçilik Mehmet Çerçi, model bizim modelimiz. Değerli abimiz öyle istedi. Model sizin olsun, işçilik Mehmet Çerçi'ye ait olsun. Çok güzel bir kombin oldu arkadaşlar. Hassas bir işçilik çıktı ortaya. Cilasız yine. Düz ağızlı yumurta yine arkadaşlar. 11'e 13 dedik. Evet, biraz daha ele gelmesi olayı değiştiriyor gerçekten. Bakın. Muhtemelen bunu günlük olarak çekecek. Günlük olarak çekecek. Bunu daha keyif mekanlarında, çay içerken, kahve içerken, evde çekeceği bir tespih. Şöyle hatırası olsun, anısı olsun. Şöyle görselleri biraz daha güzel göstermeye çalışayım size. Sesi de çok iyi bu arada. M14'ü, M15'i kaçıranlarınız varsa üzülür arkadaşlar. Ama üzülmesin. 16-17'de bu grubu tamamlayan bir, esasen hemen hemen aynı malzeme. Hafif bir ton farkı var ama çok da fark etmiyor. Belli bir süre sonra onlar kavuşuyor birbirine. O tespihleri de 16-17'yi de değerlendirebilirler arkadaşlar. Çünkü 15 bitti diye biliyorum. 14'ten biraz kaldı. Ama onların devamı 16 ve 17 olarak var. Buradaki tek fark 14 renk vardı içinde. 15'te yok, 16'da yok, 17'de renk yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Harika tespihler. Şimdi bu abimizin son tespihini, palafirenli gösterelim arkadaşlar. Bu yine, bu da cilasız olacaktı. Palafiren göstereyim. Çift renk. Bu çift rengin yanaklara gelmesinin sebebi arkadaşlar malzemenin boyundan dolayı. Şöyle bütünlük arz etsin diye. Evet. Çünkü malzeme yetmedi arkadaşlar. Şu çift rengi hassas istedi abimiz. Ölçüler eşit olsun dedi. Bu hassasiyeti yakalayabilmek için yani bayağı uğraştık işin açıkçası. Tabii bu cilasız olacaktı. Bu da tabii bizim ustaya gönderdiğimiz liste biraz detaylar olduğu için fotoğraf olarak gönderiyorduk. Biz Excel'de tutuyoruz bunları ama fotoğraf olarak gönderdiğimiz için Excel'deki geri kalan kısmını, cilasız kısmını görememiş abi. Fotoğraf olarak gönderdiğimiz için orada cilasız yazdığını görememiş. Cilalı yapmış. Evet, yine de çok güzel olmuş. Sahibi de böyle olsun, sorun yok dedi. Biz kendisine de teşekkür ediyoruz anlayışı için.
tespihimiz harika. Tabii bu arada 11'e 14 olduğunda söylememiz lazım. Uçları yumuşak, fıçı kesim, çift renk, hassas çalışılmış, yine Mehmet Çerçi işçilik, model Pala'nın, yani bizim Pala tespihin modeli, işçilik Mehmet Çerçi'ye ait, işçilik hassasiyet gerçekten çok iyi. Abimizin koleksiyonuna gerçekten yine değerli ürünler girdi. Bunların zevki bambaşka olacak. Çıtır çıtırlar arkadaşlar gerçekten. Çıtır çıtır. Bakın şu da kısa zamanda bunun gibi parlak olacak, çünkü cilasız bu. Çekildiği zaman bir haftada, bazıları 3 günde bu renge getiriyor arkadaşlar. Parlatmış hale getiriyor. Çok güzeller. Elimden bırakasım gelmiyor arkadaşlar. Çok güzeller ya. Harika. Evet. Bu tespihlerimiz de sahibine hayırlı olsun diyelim. İyi günlerde kullansın. Abimizden ricamız, tespihleri eskidiği zaman, sesleri güzelleştiği zaman bunların videolarını, resimlerini falan bizimle paylaşsın. Bizi en çok mutlu edecek olan odur. Şimdiden gerçekten iyi günlerde kullansın. Hayırlı uğurlu olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. İyi günlerde kullan abi.